Ve kıymetli konuklar, İl Üniversitesi Kalite Komisyonu üyelerimiz, dış paydaşlarımız, akademik ve kurumsal akreditasyon süreci, tecrübe paylaşımı toplantısına hoş geldiniz. Akreditasyon ve kalite artık eğitimde ve diğer süreçlerde çok temel, çok önemli bir olgu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeyrettin Gürkan Başkanımız da katıldı. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Bu süreçte Türkiye 2015-16 yıllarında kurumsal bir yapıya kavuştu. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kuruldu. Müstakil bir kurul olarak kuruldu. Ve üniversiteleri önce dış değerlendirme sürecini başlattı, sonra da kurumsal akreditasyon sürecini başlattı. Biz de üniversite olarak 2016 yılında benim rektör olmamla beraber kalite süreçlerini başlattık. Arkasından da akreditasyon süreçlerini başlattık. Dolayısıyla Türkiye'de bu konuda önemli çalışmalar yapan üniversitelerden birisiniz. Akreditasyon sürecinde de 2020 yılında ilk olarak Yüksek Öğretim Kalite Kurulu akreditasyon sürecine başlattı. Biz başvurumuzu yaptık. Başkanız ama bilim neticede bir yöntem ve standart meselesi. Eğer siz bir yöntem belirlemezseniz ve standartları koymazsanız ortaya çıkardığınız çıktılar aslında bir bilimsel anlam ifade etmez. Bunları kaydetmezseniz üstüne de ekleyemezsiniz ve ortaya bir bilimsel veri de ortaya çıkmaz. O açıdan standart çok kıymetli. Bilimsel yöntem açısından da çok değerli. Üniversitelerimizin böyle bir süreçten geçirilip akreditasyon belgelerini almaları Türkiye'deki bilimsel eğitim açısından da çok değerli buluyorum. O açıdan da Sayın Başkanımız Batman'a da gelmişlerdi, bize bilgi vermişlerdi. O kurulun yaptığı işi çok değerli olarak görüyorum. Türkiye'nin üniversite karnesi malum öyle çok çok da iyi değil. İlk 500 sıralamalarında çok iyi yerlerde olduğumuzu da söylemek zor. Bunların bir kısmında ön yargı da var, bunu da kabul edelim. Ama özellikle referanslı akademik, hakemli akademik dergilerde verilen referans oranlarında da çok muhteşem olmadığımızı hepiniz biliyorsunuz. Ben kendi siyaset bilimi alanında durumu biliyorum. Bunu arttırmamız için tabii ki özellikle yabancı dil eğitimini çok iyi vermemiz lazım. Bunun sürdürülebilirlik olması ve adaptasyon anlamında tüm kurum ve bilimlere sıraya ettirilmesi çok önemli bir hadisedir. Bizler özellikle işin çekicilik boyutundan çok içerik boyutuna ve sürdürülebilirlik boyutuna baktığımız takdirde bu işte hem netice itibariyle üniversitemizin hem de üniversitemizin internat alanı içerisindeki bütün değerlerin artı bir katma değer olduğunu düşünüyorum. Yine üniversitemiz de bu konuda büyük bir gayret göstermiş, çaba göstermiş. Özellikle kalite, yüksek öğretim kalite belgesinin alınması noktasında da uzun süre bir hazırlık yaptıklarını biz zaman zaman hocamızla da bunları kalite teşkilat kurumlarına oturup değerlendiriyoruz. Çok önemli bir şey. Bu kalite belgesinin alınıp sürdürülebilmesi ve devamının sağlanması ve o kalitenin bütün bilimlere yansıtılması noktasında da görev bundan sonraki ilgili bilimlerdeki sorumlu arkadaşlara düşmektedir. Kalite çalışmalarının özellikle bir kişiyle olmayacağının bilincinde olarak yani mutlaka tüm akademik personelin, öğrencilerin, paydaşların aktif katılımını gerektiren ama rektörlüğün de liderliğine gerektiren bir süreç. Dolayısıyla bu süreci başarıyla tamamlamak oldukça kıymetli.
Ben bu vesileyle kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Yani bir defa alındı bu belge, bitmiyor süreç, bundan sonra da devam eden bir süreç. Yani önümüzdeki yıllarda da bu tür çalışmaların kurumun tamamına silah edilerek tüm ölçütler bağlamında bunların uygulanmasını bekliyoruz, istiyoruz. Üniversitelerin insani ve demokratik değerlerin korunması ve daha özgür, adil ve müreffeh bir toplum oluşturulması ve yaşanabilir bir dünyanın oluşmasına yönelik gayretlerinin merkezinde olmalı diyoruz üniversiteler. Tabi bu konular bir düşündüğümüzde bir kısmı eski. Eski ise daha çözemediğimiz anlamına geliyor. Bazıları ise yeni yeni gündemimize giren konular. Bu konularla da bir an önce yüzleşmemiz gerekiyor. Tabi yüksek öğretim kurumlarımıza ülkemizin önündeki fırsatları daha iyi değerlendirebilmesi, iktisadi kalkınmasına daha nitelikli katkı verebilmesi ve olası riskleri ve trendleri minimize etmek için büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Burada da bu noktada üniversitelerimizin işte, dünyada yaşanan gelişmeleri, eğilimleri önceden görmesi, bu eğilimlerin yarattığı fırsatları değerlendirmesi, fırsatları görerek buradaki değişim üretmesi, yine bu değişime paralel olarak paydaş beklentilerini sürekli olarak dikkate alması, mezun yeterliliklerinden emin olunması ve bunların sürekliliğinin sağlanması ve sürekli olarak yenilenmesi ve üniversitelerimizin geleceği yakalanması ancak ve ancak saat gibi işler ve kurumsallaşmış bir kalitelik medyasıyla mümkündür diyoruz. Bu noktada konuşmalarımı bitirirken kurumsal akreditasyon belgesinin bir kez daha yine üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.